Avrupa'da yaşayan bir iş adamı, bir işveren, bir girişimci, bir lidersin ve etkili bir anne, etkili bir babasın ve kendi işini kurdun. Bütün deliler seni buluyor. Bütün olumsuzlukları mıknatıs gibi kendine çekiyorsun ve kendine soruyorsun. Ya neden bütün deliler beni buluyor? Neden bu olumsuzluklar hep beni buluyor? Neden işlerim rast gitmiyor? Neden engellerim var? Neden bütün sıkıntılar beni buluyor? Neden ilerleyemiyorum? Bazen 15 saat çalışıyorsun, bazen 20 saat çalışıyorsun. Ama yine bir şey kazanamıyorsun, bir şey değişmiyor hayatında. Senin elemanın senden daha rahat yaşıyor. Bunu anlamaya çalışıyorsun. Ben sana söyleyeyim. Bir kere sen çok çalışmaktan para kazanamıyorsun artık. Öyle bir çarkın içerisine girdin ki bıraktığın an sistem bozuluyor. Bu korku var sende. Gelecek korkusu, gelecek kaygısı var. Endişe var sende. Dolayısıyla daha fazla çalışmak zorundasın. Daha fazla çalışayım. Daha fazla zaman ayırmam lazım kendi işime diyerek etrafındaki insanları kaybediyorsun. Yani senin aileni ihmal ediyorsun. Senin çocukların var, onları ihmal ediyorsun. Belki annen baban var. Onlarla iletişim kuramıyorsun eskisi gibi veya kardeşlerin, abilerin, ablaların var. Onlarla iletişim kuramıyorsun. Neden? Çünkü bütün günün senin işinle geçiyor. Ondan sonra yoruluyorsun ve akşama nefes almak için zamanın yok. Dinlen, gözün kapa, televizyon açılıyor veya haber açıyorsun. Birden uykun geliyor, uyuyakalıyorsun. Peki hocam bu neden böyle oluyor? Ben bunun örneğini daha önceden belki vermişimdir ama şimdi de tekrar söylemek istiyorum. Sen kendi bakış açına göre bu işin sadece bu şekilde çözüleceğini zannediyorsun. Yani kendi işini yapıyorsun ama kendi bakış açınla baktığın için, başka bir bakış açısıyla bakmadığın için veya başka bir yol bilmediğin için öyle zannediyorsun ve o şekilde yoruluyorsun. Kendine bu işin böyle çözüleceğini zannediyorsun. Kendimden örnek vereyim. Üniversite okurken para da kazanıyordum. Kendi işimi yapıyordum zaten 19 yaşından itibaren. Kendi işimi yapıyordum ve evlilik yüzükleri satan eBay'de ilk kişilerden birisiydim. Yani ilk altın yüzüğü eBay'de satan 98 yılında ve o zaman düşünün interneti kullanan birisiydim ve internetten satış yapıyorum. Düşünsenize 98 yılı. O zaman tabii evlilik yüzüklerinin içerisinde yazı yazılması lazım. Yani sipariş veriliyor. Yüzüklerin içerisinde çiftlerin isimleri yazılıyor. Hatta böyle bir yüzük sembolü de hani bu şekilde sonsuzluk işaretiyle beraber isimler yazılıyor. Bunu yazan makine Fransız makinesi gravograf. Manuel elle yazılıyor. Bir çiftin yani tek yüzük değil de iki yüzüğün içerisine yazı yazmak aşağı yukarı 20 dakika sürüyordu sevgili arkadaşlar. Ve günlük bayağı yüzük sattığımdan dolayı ömrüm sanki yani o günüm sanki o yüzük yazmakla geçiriyordum. Yani onu onunla zaman geçiriyordum. Devamlı boşa zaman geçiyor. 20 dakika bir çift yüzüğün içerisine yazı yazmakla geçiriyorum. Ve düşünün günlük bazen 30 tane bazen 40 tane evlilik yüzüğü satıyorum. İşler iyi. Fakat başka bir yol bilmiyorum. Yani bunun dışında başka bir yol olmadığını zannediyorum. Ve o makineyi kullanıyorum. Yani eski bir makine. Belki 50 sene önceki teknoloji de öyleydi o zaman. Ama yeni bir teknoloji bilmiyorum. Başka bir bakış açısı yok. Ve sabah 5'te veya 6'da bir işime başlıyorum. Saat gece 12'ye kadar bazen çalışıyorum sevgili arkadaşlar. Kendime, aileme sadece 6 saat vakit ayırabiliyorum. O zaman dedim ki hayat bu değil. Hayat çok çalışmak değil. Hayat efektif çalışmak. Çünkü çok çalıştığım zaman bir şeyleri ihmal ediyorum. Benim çocuğumu ihmal ediyorum. Evliyim. Aynı zamanda üniversite okuyorum ama evliyim. Benim bir de oğlum var o zaman. Ben evladıma zaman ayıramıyorum. Aileme zaman ayıramıyorum. Üniversite okuyorum, üniversiteye zaman ayıramıyorum. Annem var, babam var, kardeşlerim var. Onlara zaman ayıramıyorum. Ben onları kaybetmek üzereyim diye bunu fark ettim. Bunun bir yolu vardır, bir çaresi vardır diye düşünerek sevgili arkadaşlar araştırmalar yaptım. Fuarlara gittim. Bir hafta zaman ayırdım ve bu gravografın yeni çıkardığı bir makineyi almak için karar verdim. Gravografın yeni makinesi evlilik yüzüklerinin içerisine çok kısa sürede yazı yazıyordu ve istediğin karakterde yazıyor, istediğin resmi de çiziyor içerisine. Bunun eğitimi var ve ücreti de yüksekti. O zamanın parasıyla tahmin ediyorum 15 veya 20 bin marktı. Öyle tahmin ediyorum. IM3. Sevgili arkadaşlar, ilk alanlardan birisiydim Almanya'da. İlk bu makineyi alanlardan birisiydim ve onun kursuna gittim, öğrendim.
Sevgili arkadaşlar, bu makineden sonra ben sadece 3 saat veya 4 saat çalışıyordum günlük olarak. Aynı parayı kazanıyordum. Aynı yüzük adedi satıyordum. Şöyle düşünün, arada büyük bir fark var. Daha önceden düşünsenize 19 saat çalışıyorum. Belli bir parayı kazanıyorum. Şimdi sadece 5 saatte o parayı kazanıyorum. Geri kalan kısımda ailemle gezmeye gidiyorum, tatile çıkıyorum, onlarla vakit geçiriyorum. Oğlum büyüyor, onunla beraber büyüyoruz. Hanımla beraber, ailemle beraber sağa sola gidiyoruz. Ve anneme, babama zaman ayırıyorum, kardeşlerimle ilgileniyorum. Ve kendi eğitimlerime zaman ayırdım, seminerlere katıldım. Bir üniversite bitti, ikinci üniversiteye başladım. Yani sevgili arkadaşlar, zamanı efektif kullanmaya başladım. İşte o zaman anladım ki çok çalışmak değil, efektif çalışmak önemliymiş. Verimli çalışmak önemliymiş. Çok çalışarak insan para kazanmayı unutuyor. Para kazanamıyor. Kazandığı paranın bereketi yok. O kazandığın parayı harcamaya vaktin yok. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, kendini geliştirmeye açık olman lazım. Yeni teknolojilere açık olman lazım. Ve başka bakış açılarıyla da bakman lazım hayata. Çözüm araman gerekiyor. Küçük Emrah moduna girip yapamıyorum, beceremiyorum, olmuyor diyeceğine yapabilirim, becerebilirim, başarabilirim Allah'ın izniyle diyerek kendini başarıya programlaman gerekiyor artık. Ah keşke diyorum bazen, o zaman benim şimdiki gibi bir mentörüm olsaydı. Yani şu anda biz mentörlük hizmetlerimizle iş adamlarına, işverenlere, girişimcilere ne yapıyoruz? Yol gösteriyoruz. Adam 20 saat çalışıyor veya 15 saat çalışıyor. Biz ona 15 saatlik ya 15 saatte yaptığı işi 5 saatte nasıl yapabileceğini veya 2 saatte nasıl yapabileceğini gösteriyoruz. Daha efektif çalışarak aynı parayı nasıl kazanacağını, hatta 2 katı 3 katı daha nasıl kazanabileceğini gösteriyoruz onlara. Hani 6 yaşında çocuğu anlatır gibi anlatıyoruz. Onlara bir yol haritası veriyoruz. O yol haritasında ilerledikçe zaten o istedikleri başarıya, huzura, bolluğa, berekete ulaşıyorlar sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, sizin de böyle bir sorununuz varsa, Avrupa'da yaşıyorsunuz, iş adamısınız, işverensiniz veya bir yöneticisiniz, çok çalışıyorsunuz ama hayatınızı daha verimli çalışmak istiyorsunuz, daha verimli geçirmek istiyorsunuz, zamanınızı biraz daha ailenize, çocuklarınıza harcamak istiyorsanız o zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. Biz sizin ayak bağlarınızın neler olduğunu buluruz. Onları nasıl çözeceğinizi size gösteririz. İçinizdeki o potansiyeli, içinizdeki o kartalı uyandırırız. Bununla beraber sizin beyninizi başarıya, huzura, bolluğa, zenginliğe, berekete programlarız. Siz de başarabilirsiniz. Biz yaptık. Binlerce insan yaptı. Bizim programlarımıza katılan binlerce insan yapabildi, başarabildi. Siz de yapabilirsiniz. Bunun için bizi hemen videonun altındaki linke tıklayın, formu doldurun, gönderin. Ön görüşmede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.